Yeter artık ya bu komünistliklerimiz ya. Bu solculuklarımız, bu sağcılıklarımız, Aleviciliklerimiz, Sünniciliklerimiz ya. Yeter al işte bak terliyoruz. Hepimiz terlemeyen var mı içimizde? Yok. Var mı içimizde terlemeyen Alevi? Terlemeyen Sünni var mı? Komünist, İslamcı, şeriatçı falan. Yok hepimiz terliyoruz abi. Hepimiz aynı coğrafyanın, aynı iklimin çocuklarıyız ya. Bunlardan ne zaman kurtulacağız biz ya? Tamam abi senin Sünniliğin evde kalsın. Caminde git. Git kahvende, kulübünde, derneğinde, nerede komünistlik yap. Bari bazen ben de geleyim senin yanında sol elimi kaldırayım böyle vurayım. Ama şu sokağa çıktığımız zaman şu devlete istikamet verirken müşterek geleceklerimizi artık hesaba katalım Allah için ya. Koskoca İslam coğrafyası, Türkiye rezil perişan haldeyiz ya. Birbirimizi yemekten ne zaman ayağa kalkacağız biz? Allah'a çok şükür yine bu milletin büyük bir bölümü böyle dediğimiz gibi vicdanla düşünüp karar verebildiği için bu ülkede 16 senedir istikrarı muhafaza ettiği için bu ülkede bir şeyler oldu. Bak şu hava hiç hesapta yok. Şuradan bir çık dışarıya havayı bir kokla. Bir şöyle diye bir nefes al bakalım bir şey anlayacaksın mı? Bir şey fark edeceğiz mi yani? Milyar dolarlar var orada. Milyar dolarlar var. Ne var? 20 sene önceye git. Böyle bir elimizde bir makine olsa da bir böyle hani bazı filmlerde olur ya zaman makinesi. Gidersin içine bilmem 100 sene, 200. Öyle bir şey oluyor. Bir 20 sene öncesine gidip gelsek şimdi mesela bir anda. Televizyon sabah kalktık 20 sene önce. 1998'ler 99'ların Türkiye'sinde kalktık. Sabah kahvaltı yapıyoruz hanım çoluk çocuk. Televizyonda gözümüz. Son dakika haberleri var ya şimdi onun gibi şerit geçiyor. Veyahut da spiker diyor ki ne diyor? Sevgili seyirciler, değerli İstanbullular. Bugün İstanbul'da hava kirliliği şu derecede. Yaşlılar çıkmasın. Hamileler, kalp hastaları, astım hastaları sokağa çıkmasın. Çıkanlar maske taksın. Heh. Şimdi var mı böyle bir haber diyor mu? Böyle bir şey ihtiyacımız var mı? Ama bu fark etmediğimiz şeyde milyarlarca paranın olduğunu biliyor muyuz? Hırsızların yönettiği Türkiye, milletin parasına puluna sahip olan bir Türkiye'yi fark ediyor. Niye? Çünkü millet doğalgaza yatırım yapmış. Her yere, her neredeyse İstanbul'da, bırak İstanbul, Türkiye'de yer köy kalmadı. Her yere doğalgazı çekmiş ve millet şimdi Trabzon'un, Elazığ'ın, Sivas'ın, Erzincan'ın, Edirne'nin, Antalya'nın neresiyse köyünde teneffüs ettiği havayı İstanbul'un en yoğun Şişli'sinde teneffüs eder hale gelmiş. Bunları bilip yaşayıp takdir etmezsek Kur'an-ı Kerim'de bak bu makinenin sahibi Allah'tır. Bunu kim yapmışsa mesela ona dersin ki ya ben bunu nasıl kullanayım değil mi? Şimdi ben burada şu makineyi daha önce hiç bilmeseydim burada bulsaydım ne olacaktı? Bakacaktım markasına adresini bulup böyle bir makine buldum bu nasıl kullanılıyor diye soracaktım. Öğrenmek için. Ha bu makinenin sahibi Allah. Ona soracağız. Diyor ki ve le in şekertüm le ezidenneküm. Şükür nimeti arttırır. Esnaflar da bunu en iyi bilir. Ya Rabbi sana çok şükür. Bugün böyle oldu, ekmeğim geldi. Dersen o ruh hali seni daha iyi çalışmaya sevk eder. Müşteriyle ilgili alakaya sevk eder.
işini hakkıyla yapmaya sevk eder. Neşelenirsin, huzur olur ve işlerin bereketlenir. Ay ulan bugün de böyle kötü gün belanda, yazıklar olsun da, lanet olsun da, nereden çıktın, nereden dedim mi ne olur? Ufak 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 zayıflarsın. Sen zaten hata yapmayacağın için karına hata bulursun, kardeşine hata bulursun, babana hata bulursun. Yetmez devlet başkanına, Tayyip Erdoğan, sen hırsız, diktatör falan filan. Eski Türkiye.